Evet sevgili arkadaşlar, Antigone ile başlayalım. Antigone için şöyle küçük bir tarihsel çerçeve ortaya koyduktan sonra Antigone'nin yapısına, olay örgüsüne değinip doğrudan içeri dalmayı istiyorum. Yani sizi oyunla, sizi bu tragedya şaheseriyle bir şekilde karşılaştırmak amacım. Tabii bunu yaparken burada siyaset ve etik sorunları nasıl karşımıza çıkıyor? Asıl hedefimiz, asıl ana fikrimiz bu. Antigone'de üç başlıca tema var sevgili arkadaşlar. Birincisi bir yas teması var. İkincisi yasa sorunu var. Üçüncüsü tiranlık teması var. Şimdi bu sorunlar hem etik hem politik sorunlar olarak önümüze geliyorlar. Antigone'nin ait olduğu edebi form yani tragedya genel olarak siyaset felsefecilerinin ya da siyaset bilimcilerinin ilgisini pek çekmiyor. Açık söylemek gerekirse bir tarihe kadar benim de ilgimi çekmiyordu. Fakat bu dersi İngilizce kaynaklar ararken, political philosophy kitaplarını araştırırken, okurken bir şekilde artık bu siyaset felsefesi ve siyasi düşünceler müfredatına en azından Batı akademiyalarında girdiğini gördüm ve burada çok bereketli etik politik izlekler olduğunu fark ettim. Dolayısıyla hani kendi müfredatıma bir şekilde dahil ettim. Bu bir şekilde insana edebi bir haz, edebi bir zevk sağlıyor. Çünkü yani tragedyaları okumak her zaman güzeldir. Estetik bir haz verir insana. Fakat sadece estetik hazla sınırlı değil. Az önce bahsettiğim gibi siyasal ve etik sorunlar üzerine düşünme, tefekkür etme imkanı sağlıyor. Şimdi bu üç tema etrafında bakmaya çalışacağım ben. Yasa, tiranlık, bunları açacağım. Nasıl ilgileri var? Fakat önce şöyle bir küçük tarihsel panorama ortaya koyalım. Antigone ne zaman yayınlandı, ne zaman sahnelendi, kaleme alındı? Tam da demokratik polis ortamında yani milattan önce 5. yüzyılda Atina'nın altın çağı sayılan Perikles döneminde demokratik polisin altın çağında yazıldı sevgili arkadaşlar. Biraz dönemimizin tarihsel kişiliklerini Antigone ile birlikte düşünmeye çalışırsak Sofokles bu eseri yazdığında yaklaşık 50'li 60'lı yaşlardı. Sofokles milattan önce 5. yüzyılın hemen başlarında doğuyor, sonlarına doğru ölüyor. Yani bütün bir 5. yüzyılı tecrübe eden çok önemli tarihsel kişiliklerden biri. 5. yüzyılın üç büyük tragedya ozanından biri aynı zamanda. Yani Sofokles, Euripides, Aeschylus olarak geçer bunlar. Bunlardan kalan yaklaşık 10 tragedya oyunu var. Pek çok tragedya oyunundan. Ne yazık ki sadece bazıları elimize ulaşmış durumda. Şimdi tragedya tabii 5. yüzyılın öncesine gidiyor. 6. yüzyılda bazı örnekleri var. Fakat dediğim gibi asıl yükselişi demokratik polisle. Biz buna genel olarak polis diyelim. Polisle birlikte oluyor. Çünkü tragedyada sevgili arkadaşlar başta yasa ve tiranlık olmak üzere aynı zamanda yas, matem sorunu da buna dahil. Polisin sorunları polisin yurttaşlarının önünde sahneye getiriliyor ve bir bakıma yurttaşlar onun üzerinde bu etik politik dilemmalar, açmazlar üzerinde tefekkür etme imkanı buluyorlar. Şimdi bu özel bir faaliyet değil. Polisin bir nevi sanatsal faaliyetlerinden birini belki de en önemlisini teşkil ediyor. Demokratik polisin şöyle bir bütçelendirme durumu var. Bazı zengin yurttaşlar her sene festivallerde meydana gelen, sahnelenecek olan tragedyaların finansmanını üstleniyorlar. Dolayısıyla bu iş devlet aracılığıyla yapılan bir işe dönüşüyor. Devlet dediğime bakmayın, polisi kastediyorum. Polis aracılığıyla yapılan bir işe dönüşüyor. Tabir caizse bu tragedya sanatçıları, ozanları, şairleri de bir nevi devlet sanatçıları olmuş oluyorlar. Tabii ki bu sadece polisin
övülmesi anlamına gelmiyor. Sahnede polisin bir kutlanması yapılmıyor. Polis formunun yeni bir siyasal biçim olarak ortaya çıkardığı yeni taze sorunlar da tartışma gündemine geliyor sevgili arkadaşlar. Yani şöyle söylemek mümkün. Bu tragedya ozanları özellikle Aeschylus ve Sofokles bir şair olmaktan önce belki de Atina yurttaşları. Yani bunlar Atina üzerine kafa yoran şairler sevgili arkadaşlar. Tarihsel dönem itibariyle dediğim gibi böyle bir masada düşünecek olursak kişilikleri, bu oyun sahnelendiğinde 440'larda demokratik polis Perikles rejimi yaklaşık 20. yılını doldurmuş. 469'da doğan Sokrates 30'lu yaşlarına doğru ilerliyor. Platon henüz doğmamış. Doğmasına yaklaşık 15 sene var. Sofistler Atina'ya gelmeye başlamışlar. Sofistler Atina'da özellikle 430'larda önemli bir felsefi akım oluşturacaklar ve yurttaşlığın getirdiği yeni teknik ve bilgi biçimlerini ücretli dersler vererek yurttaşlara öğretecekler. Böyle bir ortam var. Yani Sokrates felsefesinin ilk döneminde bu Faydon'da tartışılan Platon'un bize anlattığı erken Sokrates belki bu. Muhtemelen o dönemde doğa felsefesiyle ilgileniyor. Tam olarak bunu kestirmek mümkün değil. Perikles rejimi iyi dönemlerini yaşıyor. Fakat bir taraftan da Sparta'yla ilişkiler gerginleşmeye başlamış. Bu ünlü Peloponnesos savaşlarının arifesinde sayılabiliriz. Böyle bir dönem, böyle bir tarihsel dönem sevgili arkadaşlar. Şimdi doğrudan oyunun içine girmeye çalışalım. Fakat olay örgüsüne dair çok kısa bir bilgi bizi bütünlüklü anlamamıza yardımcı olacaktır. Şimdi burada ana mesele baş karakterler olan Kral Kreon'la Antigone arasında dönüyor. Aslında Kral Kreon'la Antigone arasında bir akrabalık ilişkisi mevcut. Antigone'nin erkek kardeşleri ölmüşler. Birisi bu Kral Kreon'un başında olduğu Tebai şehrine karşı mücadele sırasında ölmüş ve dolayısıyla vatan haini ilan edilmiş. Şimdi bu da aslında polisin ortaya çıkardığı sorunlardan biri, değil mi? Yani polis kendi sınırlarını tayin ederken polisi polis olmayan üzerinden tanımlıyor. Dolayısıyla bir polisin vatanı, ülkesi, ülke toprakları var. Bir de ülke topraklarının dışı var. İç, dış, vatan, vatan haini gibi ikilemler oluşmaya başlıyor burada. Daha başlangıçta bir siyasal sorunla karşı karşıyayız. Olay örgüsü şöyle ilerliyor. Kral Kreon bir buyruk yayınlayarak Antigone'nin kardeşinin gömülmemesini emrediyor. Şimdi gömülmemek bir ölüye, bir insana verilebilecek en büyük cezalardan biri. Tamam mı? Her ne kadar vatan haini de olsa bir insanın insan olmasından ötürü gömülmesi gerektiğini düşünebiliriz. Dolayısıyla bu çok büyük, çok ağır bir ceza. Başlı başına trajik bir sorunu ortaya koyabilecek bir tema, ana fikir, bir düğüm noktası oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Antigone ise kardeşine duyduğu sevgi bağları nedeniyle, filia nedeniyle Kral Kreon'un buyruğuna kulak asmıyor. Kardeşini gömmeye çalışıyor. Ve olaylar bunun üzerine gelişiyor. Olayın çok kısaca tarif edilirse ana örgüsü bu sevgili arkadaşlar. Şimdi takip ediyorsanız eğer bu Prologos bölümünden başlıyor. Prologos, pro ön logos konuşma, bir ön konuşma. Bizi bir ön konuşmayla olay örgüsüne ısındıran bir bölüm. Tragedyanın yapısı açısından bakıldığında. Şimdi bu Tebai kralı Kreon'un sarayının önündeyiz. Tamam, bize bu yönde bir bilgi veriliyor. Tebai o dönemin başlıca Yunan polislerinden biri. Nasıl Atina var, Korintos var, Sparta var. Aslında başlıca Atina ve Sparta var. Onun yanı sıra Korintos var. Bir de Tebai var. Pek çok Yunan polisinden biri. Tebai'nin
genellikle tragedyalarda bir anlamı vardır. Tebai, Atina'nın bir aynası olarak resmedilir. Yani Atina'nın bir ötekisidir. Fakat bir nevi işte modern dönemde Montesquieu'nun Pers mektuplarında yapacağı şekilde, İran mektuplarında yapacağı şekilde İran mevzubahisken aslında Fransa hakkında konuşulur orada. Burada da Tebai mevzubahisken aslında Atina'nın sorunları üzerine tefekkür edilir. Tebai Atina yurttaşlarına bir mesafe sağlar. Tebai'ye bakarak onlar kendi sorunları üzerine düşünebilirler sevgili arkadaşlar. Şimdi bir kente saldıran Argos ordusu varmış. Onun püskürtülmesinden hemen sonraki şafak vaktindeyiz. Tragedyanın zamanı açısından bunu kaydedelim. Antigone etrafına bakınarak sarayın ana kapısından çıkıyor. Peşinden gelen kız kardeşi İsmene ile birlikte sahnenin ortasındaki sunağa doğru yürüyorlar. Böyle bir prologos, ön konuşma var. Burada biz Antigone ile kız kardeşi İsmene arasındaki konuşmaya şahit oluyoruz. Şimdi burada bir sarayın önündeyiz. Bu saray neyi ifade ediyor? Polisin ilk formlarından biri saray ve sarayın küçük çevresinde oluşmuştu sevgili arkadaşlar. Yani temelde 5. yüzyılın demokratik polisinde polisin kamusunun yani yurttaşlık ve siyasal faaliyetlerin gerçekleştirileceği ortak alanın genişlemesinden önce ilk Yunan polisleri bir saray ve sarayın çevresinde oluşuyordu. Şimdi tragedyanın kaynağını mitostan aldığını ve eski tarihlerdeki bir olayı 5. yüzyılda yeniden yorumlamasıyla aktardığını düşünürsek aslında şöyle bir panorama ortaya çıkıyor. Temelde tragedyanın zamanı eskiden olmuş olayları anlatıyor. Fakat 5. yüzyıl yorumunu katarak temelde 5. yüzyılda ortaya çıkmış sorunlarla da ilişkileniyor. Yani eskiyle şimdi, geçmişle şimdi arasında böyle bir diyalektik ilişkisi var. Şimdi Antigone diyor ki, Oidipus'un mirasından gelen tek bir melanet kaldı mı bu hayatta? Zeus'un ikimize de tattırmadığı. Şimdi Zeus'un melanet tattırması bunu Platon'un eleştirisinden biliyoruz. Platon devletin ikinci, üçüncü kitaplarından itibaren tanrıların aslında çok tanrıcı din anlayışı içindeki tanrıların iyi ve adil kavramından yoksun olduklarını bize söylüyordu. Değil mi? Burada da şunu anlıyoruz. Bir ailevi hata nedeniyle, tamam, ailevi günah diyelim buna, ailevi günah nedeniyle Zeus her ikisine de, Antigone'ye de, İsmene'ye de bu aileye bir melanet, bir acı, bir felaket tattırmış. Böyle bir tanrı anlayışı var. Yani Platon'un eleştirisinin tam gündemine geliyoruz burada. Tragedya'da bize aktarılan tanrı anlayışı da bir şekilde Platon'un eleştirisine muhatap olan tanrı anlayışı. Şimdi neden Oidipus'un mirası? Çünkü Antigone Oidipus'un kızı. Oidipus tragediyasına bir sonraki oturumumuzda eğer Antigone kısmını bitirebilirsek geleceğiz. Biliyorsunuz Kral Oidipus efsanesi çok meşhurdur. Özellikle Freud'un Oidipus kompleksinden sonra gittikçe daha fazla popülerleşmiştir. Kral Oidipus'un hikayesini herkes bilir. Onun başına gelen melanet ve onun başına gelen melanet nedeniyle ailesinin bütününü saran melanet nedir? Kral Oidipus'un babasını öldürüp her ne kadar irade sonucu öldürmemiş olsa bile annesiyle evlenmesinin getirdiği büyük beladır sevgili arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. O dönemde henüz böyle bir modern bireycilik, hatta 5. yüzyılda yavaş yavaş gelişmeye başlayan bir kişi anlayışı olmadığı için bu bir ailevi hata olarak baş gösteriyor. Aristoteles buna dikkat çekiyor poetikasında. Yani tragedyalardaki ailevi hata meselesinin tragedyanın yapısal unsurlarından biri olduğu sevgili arkadaşlar. Burada yani bir soyun felakete uğraması gibi bir bağlam söz konusu. Tabii bu
soyun felakete uğramasından anlatılmak istenen ne olabilir diye düşündüğümüzde, tabii ki Sofokles'in tragedyaları bir felsefi eser gibi bunları bize tüm gerekçeleriyle yazmaz. Fakat biz şunu düşünebiliriz. Aristokrasinin yerini demokrasiye bıraktığı bir dönemde, aristokratik rejimden demokratik rejime geçilen bir dönemde yaşadığımızı düşünün. Yani bu tragedya tam da böyle bir Perikles'in demokratik polisinde kaleme alınıyor ve sahneleniyor. Dolayısıyla burada bir soyun belaya uğraması ile aristokratik rejimin yavaş yavaş çöküşü arasında bir ilişki kurulabilir mi? Bir soru. Yani iddialarımızı belki soru şeklinde formüle etmek çok daha doğru bir yöntem olur. Çünkü tragedyaların ozanlarının yaşam hikayeleri hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Yani eğer mesela Platon'un yazmış olduğu mektuplar ya da Platon'a atfedilen mektuplarda olduğu gibi Sofokles'in de bir anı defterine, bir mektubuna, bir biyografisine rastlamış olsaydık Sofokles'in niyetlerini çok daha açık bir şekilde ortaya koyabilirdik. Fakat bu yorum konusunda bizi sürekli yorumu askıda alan şüpheci bir tavır benimsemeye götürüyor. Çünkü yazarın niyetlerine tam olarak vakıf değiliz sevgili arkadaşlar. Tabii bunda tragedya formu icabı felsefi argümantasyon ve diyalektik tekniğine başvurmuyor. Bunun da başlı başına bir etkisi var. Evet, Antigone Zeus'un ailelerine tattırdığı melanetten söz ettikten hemen sonra büyük kentte, yani poliste ilan edilen generalin yeni buyruğu. Şimdi bu general Kral Kreon. Şimdi general olarak ele alıyor burada, dikkat edelim. Kreon'u krallık öncesi unvanıyla anıyor sevgili arkadaşlar. Adeta küçümsüyor. Yani mesela koca kral, siz ona general dediğinizde general strategos. Strategos çok önemli bir mevki. Fakat kral tabii ki siyaseten yenilebilecek en yüksek mevki. Ona bir ya da iki alt dereceden hitap etmiş oluyorsunuz. Strategos, Sofokles'in de yaptığı bir görev. Polis tarafından atamayla yapılan üst askeri bir görev sevgili arkadaşlar. Bugünkü anlamda evet, biraz generale karşılık geliyor. Yani strategoslukta az bir makam mevki değil. Çünkü mesela demokratik polis döneminde çoğu yurttaşlık görevi kura ile belirleniyor. Kura demokratik bir yöntem. Çünkü kurada siz kişileri işte toplumsal sınıfına, statüsüne, grubuna bakmaksızın, soylu olup olmadığını araştırmaksızın kura ile seçiyorsunuz. Yani halkın egemen olmaya başladığı demokratik polisin temel siyasal tekniklerinden biridir bu. Fakat strategos gibi stratejik makamlar, ki stratejik kelimesi de buradan gelir, atamayla yapılıyor. Kuraya bırakılmıyor demokratik polis döneminde dahi. Çünkü en yüksek makam mevkilerden biri. Fakat yine de Antigone'nin tutumu burada Kral Kreon'a bir küçümseme içeriyor. Daha sonra Antigone ile Kreon arasındaki konuşmadan olayın ne olduğunu anlıyoruz. Diyor ki ağabeylerimizden birini törenle defnederken aşağılamak için diğerinin gömülmesini yasakladı. Demek ki burada bir ilk ortaya çıkan sorun ölülerin gömülmesi sorunu sevgili arkadaşlar. Ölülerin gömülmesi neden böyle bir politik mesele teşkil edebilir diye sorabilirsiniz. Haklı bir soru. Bizi tam konunun kalbine götürecek bir soru aynı zamanda. Bir kere ölülerin gömülmesi en evvela yas matem sorunu açısından önemli, ki yas da temelde politik bir sorun. Neden? Dönemimizin çağdaş teorisyenlerinden, filozoflarından Judy Butler'ın terimleriyle söylersek yasın nasıl dağıtılacağı meselesi temelde politik bir meseledir sevgili arkadaşlar. Yani mesela Amerika'nın Irak'ı işgalinden sonra Amerikan medyasındaki yas sahnelerine, temsillerine bakın. Orada ölmüş Amerikan askerlerinin yası tutulur. Fakat orada ülkeleri işgale uğramış,
emperyalizmin gadrine uğramış Irakların yası tutulmaz. Dolayısıyla yasın dağıtımı sorunu başlı başına politik bir meseledir sevgili arkadaşlar. İkincisi, ölülerin gömülmesi, tabii ki bunun çok dinsel kökenleri var. Yani atalar dininde, hane halkının taptığı polis öncesi dinlerde de ölülerin gömülmesi çok kutsal bir mesele. Yani ölülerin bizimle yaşadıkları düşünülüyor. Fakat polis ortaya çıktığından itibaren polis bazı ölülerini gömüp onurlandırıyor, bazı ölülerini de gömmüyor. Yani poliste ortaya çıkan politika biçimiyle ilgili bir sorunsal haline geliyor. Ölülerin gömülmesi sorunsalı. Yani mesela bu Peloponnesos savaşlarının ilk dönemlerinde Perikles'in yaptığı ünlü bir cenaze töreni söylevi var. Orada antik Yunan Atina demokrasisini çok iyi tanıyabileceğimiz bize kalmış kayıtlardan biridir bu. Tükidides Peloponnesos Savaşları kitabında bunu zikreder. Şimdi böyle bir konuşma neden yapılır? Vatanları için, daha doğrusu polisleri ülkeleri için ölen yurttaşları onurlandırmak için yapar. Tamam. Dolayısıyla polis ortaya çıkışından itibaren kendi kamusunu destekleyen yurttaşları onurlandırmak adına böyle cenaze konuşmaları yapılır. Bu da ölülerin gömülüp gömülmesi meselesinin nasıl politik bir sorun olduğuna götürüyor bizi sevgili arkadaşlar. Mesela o dönemde ölünün ceza aldığında polis surlarının dışına gömüldüğü durumlar söz konusu. Yani o ölünün polisin toprağını kirlettiği gibi bir düşünce hakim. Evet, ölünün gömülmesi yasaklanıyor. Polineikes'in bedeninin açıkta kalmasını, yasının tutulmamasını emreden bir buyruk yaymış diyorlar tellallarla. Yani Antigone ile İsmene'nin erkek kardeşleri olan Polineikes'in gömülüp gömülmemesidir burada sorun. Şimdi bunun bir veçesi de daha önce söylediğim yas meselesine götürüyor bize sevgili arkadaşlar. Yasın özneye nasıl bir etkisi var? Onu tartışmak gerekir biraz. Bu konu üzerinde çok durmayacağım asıl meselemize girmek için ama şöyle bir şey söyleyeyim. Freud'un yas ve melankoli üzerine bir çalışması vardır. Şimdi oradan hareketle biz şunu söylememiz mümkün. Yasın somutlaştığı bir siyasal pratiktir bu. Yani yas tutan özne, tamam mı? Ölüyle arasına bir mesafe koyarak ölüyle vedalaşır. En basit, en yalın bir biçimde söyleyeceksek. Dolayısıyla bu vedalaşma sonrasında özne kendi kendisini rehabilite etme imkanına kavuşabilir. Yani psikolojik olarak ölümün ardından gelen ölüyü bir nesne olarak orada konumlandırmak, özneyi bir özne olarak burada konumlandırmak imkanını sağlar yas bize. Dolayısıyla yas tutamayan özneler, yas tutamayan özneler aslında problemli özneler haline gelir. Yani kişinin psikolojik bütünlüğünün sürdürülebilmesi açısından da yas temel bir önem taşır. Bütün bu politik bağlamının yanı sıra sevgili arkadaşlar. Şimdi tabii burada Antigone'nin ölüyü gömmeye çalışması kadının yasının ki yas biraz da geleneksel toplumda kadınlarla özdeşleştirilmiş. Mesela Platon'un Devleti'nin 10. kitabında dahi geçer bu. Platon der ki orada yani kadınların cenaze merasimlerinde bu yaslarını sahnelerken, yasların tutarken daha doğrusu işte ölünün arkasından ağıtlar yakmaları, kendilerini paramparça etmeleri filan bunlar hep sorunlu şeylerdir. Çünkü aklı devreden çıkarıyordur vesaire. Yani bu kadınla yas konusunun özdeşleştiği anlamına gelir. Fakat şimdi şöyle bir şey düşünelim. Demokratik polisin ortaya çıkışı ne kadar böyle süslü bir kelime demokrasi farklı şeyler çağrıştırsa da çok güçlü bir erkek
kadın ayrımına dayanan toplumsal cinsiyet boyutuna sahip. Yurttaşlık bir kere bildiğimiz gibi erkeklerin sahip olabildiği bir faaliyet türü. Öyle değil mi? Yurttaş dediğimizde erkek yurttaştan bahsediyoruz. Şimdi demokratik polisin ortamından bunları yazarken şunları da düşünmek lazım dolayısıyla. Antigone'nin ölüyü gömmesi hem polis açısından vatan haini ilan edilmiş bir ölünün kralın buyruklarını hiçe sayarak gömülmesi anlamına gelir. Hem bunun bir kadın tarafından yapılması anlamına gelir. Şimdi bu toplumsal cinsiyet boyutunu Antigone'de bir leitmotif, sürekli bir izlek biçiminde göreceğiz, görüyoruz. Yani Antigone'nin dişilliğiyle, kadınlığıyla Kreon'un erilliği, erkek söylemi, erkekliği arasında bir tezat oluşacak ve bu tragediyi ören pek çok ikilikten, tezattan, karşıtlıktan biri olarak kendisini gösterecek sevgili arkadaşlar. Haklı ya da haksız olduğu konusunda bir kanıt yok. Yani aslında tragedya bize bunu da düşündürtmeye çalışıyor. Yani mesele Polineikes'in haklı ya da haksız olması değil. Yani Polineikes'in gerçekten bir vatan haini olup olmaması değil. Çünkü biz vatan haini olduğu bilgisine sahip olsaydık belki bazı okuyucular buradan bir trajik ikilik sonucu çıkartmazlardı. Asıl sorun, çok pardon, asıl sorun şudur. Her ne olursa olsun bir ölünün gömülmemesi nasıl bir ahlaki politik sorun ortaya çıkarır? Temel sorun bu sevgili arkadaşlar. Sonra diyor ki gömülmeden bırakılacakmış ortalık yerde ve arkasından ağlanmayacakmış. Yani hem gömülmeyecek ki bu başlı başına yas problemiyle ilgili hem de yası tutulmayacak. Tamam mı? Arkasından hiçbir şekilde konuşulmayacak, onurlandırılmayacak vesaire. Şimdi burada gömülme yasağına ek olarak dediğim gibi bir yas tutma yasağı da söz konusu. Dolayısıyla bu yas meselesine ölülerin gömülmesi teması ikinci tema olarak ekleniyor. Ne demiştik? Yas, tiranlık ve yasa sorunu. Bunlara bir ölünün gömülmesi sorununu da ekleyelim sevgili arkadaşlar. Daha sonra işte şakası yok. Karşı çıkanları agorada taşlayacakmış halk. Vatan haini kabul edilenin taşlanarak öldürülmesi. Yani artık polis kendi sınırlarını çok kat'i bir şekilde çizmiş. Bunu anlıyoruz. Polisin yanında mısın? Polisin karşısında mısın? Tamam mı? Yani bir siyasal biçim ortaya çıktığında içi dışı, sınırın içini ve dışını demek ki tayin ediyor. Asıl mesele biraz bu siyasal biçimin sorgulanmasına da dönüşecek. Yani şöyle düşünün, bir polisin ortaya çıkardığı yeni sorunların on binlerce izleyicinin önünde bir düşünce sorusu olarak ortaya konulmasıdır bu. Çünkü biz şunu duyar gibiyiz burada. Polis ortaya çıktığında böyle sınır belirlemesi kesin bir biçimde ortaya konulduğunda bazı eski gelenekler, mesela ölünün her ne olursa olsun gömülmeyi hak ettiği gibi anlayışlar veya kişinin yakın aile çevresindeki soy bağının bulunduğu, tamam mı? Kişileri her ne pahasına olursa olsun gömmesinin kutsal bir vazife olduğu yönündeki eski anlayış ki bu atalar dininden gelen ve Antigone'nin bağlı olduğunu düşündüğümüz bir eski geleneksel din anlayışıdır. Demokratik polisin ortaya çıkışıyla birlikte kesintiye uğruyor. Yani polisin ortaya çıkışı geleneksel din, yasa ve anlayışları kesintiye uğratıyor sevgili arkadaşlar. Bu temel ikiliklerden birini teşkil edecek. Daha sonra Antigone İsmene'ye şöyle diyor. Çok böyle cesur bir şekilde. Antigone'nin cesareti, gözü karalığı demek lazım. Aslında bu cesaret bile değil. Cesaretten ötesi. Hani hep cesaret erdemini konuşuyoruz ya.
Cesaretten ötesi, gözü karalık bu, gözü peklik. Polis birlikteliği sağlanamadı mı? Aslında tam da bu polisin birlikteliğini sağlamasının yol açtığı sorunlar içinde. Yani polisin birlikteliği sağlamasının, siyasal birliği kurmasının yol açtığı negatif sonuçları da biz görebiliyoruz burada. Öyle değil mi? Şöyle diyor, gözü karalıkla. Damarlarında soylu bir kan mı akıyor, yoksa değerli bir soyun değersiz bir evladı mısın? Göstermenin vakti geldi. İsmene'ye böyle diyor. Ya burada bir soy meselesi karşımıza çıkıyor. Yani zaten ana mesele ailevi bir günahın, ailevi bir hatanın, ki bu ailevi hata biraz neyle ilgili? Henüz tam olarak ahlaki sorumluluğu üstlenecek birey anlayışı ortaya çıkmadığından sorun bütün aileyi saran bir melanet olarak ortaya konuluyor. Yani modern hukukta mesela sorumlu kılacağımız bir kolektivite değil. Kimdir? O eylemin sonuçlarından sorumlu olan bir bireydir, değil mi? Henüz bir ey, yani individual ortada yok. Aile sorumlu kılınıyor. Bir soy meselesi var. Çünkü bunu Sofokles'in başka tragedyalarında da görüyoruz. Mesela Elektra'da, ki başka bir önemli tragediyası, atalarının ocağını kurtardılar. Soyu asil olan insanlar için alçakça yaşamak ayıptır. Soyu asil olan insanlar. Bir soyluluk vurgusu söz konusu. Veya Filoktetes'te sevgili arkadaşlar, soylu bir babanın oğlu olmana karşın utanç verici işler yapıyoruz. Tamam mı? Bir insanın nasıl biri olduğu soyundan geldiği atasından belli olur. Bu Filoktetes tragediyasında, yine Sofokles'in başka bir eserinde geçen önemli bir pasaj. Şimdi bununla Kleistenes döneminde meydana gelen reformları düşünmek lazım. Aristoteles bize Atina'nın bir siyasal, toplumsal, anayasal tarihini verdiği Atinalıların Devleti ya da Atinalıların Anayasası kitabında şunu söylüyor. Kleistenes döneminde sevgili arkadaşlar, Atina polisinin ortak bir kamusal alanını, ortak alanını sağlamak üzere soya gelen bağlılıklar biraz zayıflatıyor, zayıflatılıyor. Mesela Kleistenes'e atfedilen ve polisin ortak alanlarına asılan şöyle bir söz var. Kabileleri soruşturmayınız. Yani çünkü demokratik polise geçiş, daha önce söylediğim gibi, soya dayanan, ki soya dayanan toplumlar kabileler, klanlar biçiminde örgütleniyorlar. Soya dayanan toplumun ayrıcalıklarının soy temelinde ortaya konulan siyasal toplumsal bütünlüğün biraz zayıflatılması üzerinden konuluyor. Çünkü Atina'nın demokratik polisinin agorası artık salt soya gelen insanlardan değil, yurttaşlardan oluşacak. Yurttaşlar da temelde Atina polisine, kendi soylarına değil, kendi soylarına reddetmeksizin Atina polisine sadakat ve özdeşleşme bağıyla bağlı olacaklar. Tamam mı? Dolayısıyla bu geleneksel toplumun ve onun aristokratik biçimlerinin demokratik polise geçerken, demokratik rejime geçilirken zayıflamaya yüz tuttuğu, büsbütün ortadan kalkmasa bile yerini başka bağlılıklara da bıraktığı anlamına geliyor. Dolayısıyla buradaki soy meselesini biraz da böyle değerlendirmek lazım. Şimdi burada mesela Sofokles'in burada hayatında aldığı bir siyasal tutumu biliyoruz. Bu soy meselesiyle ilgili. Sofokles, Peloponesos savaşları sırasındaki bir kısıtlama var. Yurttaşlık hakkına kısıtlama getiren bir antidemokratik yasayı destekliyor. Yani ancak Atinalı bir ana babadan doğduğunuzda Atina yurttaşı sayılabileceğiniz yönündeki yasayı destekliyor.
Yani bu yasayı desteklemesinden hareketle belirli bir soy anlayışını ön plana çıkardığını düşünmek mümkün. En azından bir soru işareti olarak koyabiliriz. Dediğim gibi soru işaretleriyle gidiyoruz. Yani burada tragedyada ortaya konulan evrensel sorunların tarihsel bir olayla bağlantısını birebir kurabilmek çok güç. Yani mesela Kral Oidipus'ta göreceğiz bir veba var. Acaba bu veba işte antik Atina'da tam da o eserin yazıldığı dönemde Atina'yı kasıp kavuran savaşın etkileriyle birlikte çok daha vahim sonuçlara yol açan bir veba mıdır? Yani tarihsel veba mıdır? Bunu tam olarak bilebilmemiz mümkün değil sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu yüzden soru işareti koymaya devam ediyoruz. Şimdi Antigone iki kız kardeş arasında kendisini çok daha gözü pek hatta artık şeyin gözünden, Kreon'un gözünden bakarsak cüretkar, inatçı bir karakter olarak baş gösterdi. İsmene'nin karakterine biraz bakalım. İsmene diyor ki, zavallı ablam, durum dediğin gibi ise ne gelir ki benim elimden? Şimdi İsmene'nin tutumu kendisini açıkça ortaya koyuyor. Birinci nokta, tutumun bir karakter zayıflığına yol açıp açmadığını düşünüyoruz. Yani Antigone kadar baskın, egemen, güçlü bir karakter değil. Fakat bu bir yandan olay örgüsü ve karakterlerin serimlenmesi açısından düşünüldüğünde Antigone'nin güçlü karakterine karşı bir zıtlık oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Yani İsmene'nin tutumu bir bakıma o dönem yerleşik değerlere bağlılığı vurgulayan bir tutum. Düzene bağlandıkça aslında karakter zayıflıyor. Anlatabildim mi? Bunu da türetebiliriz buradan. Bu yoruma da çıkılabilir. Çünkü İsmene yerleşik değerleri, düzeni savunan bir karakter. Yani düzeni istemli istemsiz, iradeli iradesiz bir şekilde savunuyor. Çünkü burada elimden ne gelir diyor. Yani bir kadın olarak ne yapabilirim? Veya koskoca Kral Kreon'a karşı, onun buyruğuna karşı ne yapabilirim? Çünkü artık polis kendi buyruklarının kati bir şekilde uygulanmasını öngören bir siyasal form olarak öngörmüş. Belirli bir egemenlik anlayışı var burada. Öyle değil mi? Yasalar uygulanıyor. Uygulanmazsa yaptırım gücüyle karşılaşılıyor. Antigone diyor ki, ölüyü gömmeme yardım edebilirsin. Belki senin elinden bu gelir. Tamam. Yani Antigone'nin tutumu baştan çok sert değil. Hani seni anlıyorum, en azından bunu yapabilirsin der gibi bir tutum içinde. Fakat İsmene şöyle diyor, yasak olduğu halde ölüyü gömeceğini mi söylüyorsun? Yani bu yerleşik değerlere, polisin buyruklarına karşı çıkmak anlamına gelir. Bunu göze mi alıyorsun? Diye kuşkucu, sorgulayan bir tonda soruyor. Antigone elbette diye cevap veriyor. Aslında bunları canlandırmak ve ondan sonra konuşmak lazım. Mesela burada elbette, tabii ki, başka ne olacaktı ki filan diye bunu canlandırmak lazım. Tavrı tam olarak ortaya koyabilmek için. Herhangi bir ölüyü değil, ağabeyimizi gömeceğin, yardım etmesen de ihanet edemem asla ona. İsmene diyor ki, çılgın. Kreon'a karşı mı çıkacaksın? Şimdi bu çılgın meselesi Antigone'ye yönelik Kreon tarafından ve başka karakterler tarafından atfedilecek bir sıfat. Çılgın Antigone. Neden? Çünkü polisin böylesine buyruklarının kesin olarak uygulamaya konulduğu bir siyasal, toplumsal atmosferde Kreon'a karşı çıkmak, polise karşı çıkmak. Polise karşı çıkmanın da bir müeyyidesi var. Öyle değil mi? Antigone diyor ki hiçbir hakkı yok beni engellemeye. Şimdi hak, hukuk nedir sorusu ilk defa burada ortaya çıkıyor. Bu tragedyanın bizi baş başa bıraktığı sorunlardan biri. Hemen bir ipucu verecek olursam, Kreon'un temsil ettiği polisin yasaları nasıl yasalardır? Ya
kreyonun buyrukları şeklinde ya yazılı biçimde demokratik poliste olduğu gibi dile gelebilir. Yani bunlar bir şekilde yürürlükteki cari pozitif hukuku teşkil ederler. Fakat bu pozitif hukuk öncesinde, tamam mı, bambaşka bir hak hukuk anlayışı vardı. Öyle değil mi? Yani mesela tanrıların koyduğu düşünülen yazılı olmayan kanunlar vardı. Bu bizi yasa sorunuyla yüzleştiriyor sevgili arkadaşlar. Antigone'nin en ölümsüz mesajlarından biri bu yasa sorununu tefekkür ederken ortaya çıkıyor. O da şudur. Yazılı olduğu düşünülen nomoi midir? Tamam mı? Platon'un yasalar eserinin başlığında olan nomoi midir? Asıl yükümlülük göstermemiz gereken. Yoksa yazılı olmayan fakat bağlayıcılık gücü daha mistik, metafizik bir kökene dayanan, kökeninin tanrıya ya da tanrılara gittiği düşünülen yazılı olmayan kanunlar yani tesmoi midir? Tesmoi'ye mi, nomoi'ye mi itaat edeceğiz? Daha önemlisi bu iki düzlem çatıştığında itaat sorunu nasıl düşünülebilir? Bu çok acayip bir soru. Bu çok acayip bir soru gerçekten. Ölümsüzlüğünü halen koruyan soru. Çünkü biz herhalde sadece pozitif hukuka itaat eden varlıklar olamayız. Öyle değil mi? Pozitif hukuk bize adil olanı ya da adaletin bütününü buyurmaz çünkü. Pozitif hukuk her zaman eksiklikle malumdur. Öyle değil mi? Bu evrensel bir sorun teşkil ediyor işte sevgili arkadaşlar. Bunun etik politik bağlamı nereden ortaya çıkıyor? Şuradan. Yunanlılar biz modernlerden hatta Romalılardan, Romalı mirasçılarından da farklı olarak yasayı teknik hukuki bir sorun olarak sınırlandırmıyorlar. Yasa her zaman bir değerler düzlemiyle ilgilidir. Aslında Yunanlıların bize bıraktığı en önemli siyasal düşünce miraslarından biri ya da bu mirasın en önemli parçalarından biri, daha doğru bir ifadeyle, yasanın temelde nasıl yaşamamız gerektiğiyle ilgili sorunların formüle edilmiş hali olmasıdır. Yani mesela Platon'un Yasalar Diyaloğu'nda da devletten sonra kaleme aldığı geç dönem eserinde de bunu bulmanız mümkün. Bunu görmeniz mümkün. Pindaros'tan itibaren şöyle bir inanç vardır. Yasa, dünyanın kraliçesi. Herodotos'un tarihinde bize anlattığı şekliyle farklı tercümeleri var. Fakat yasanın nasıl bir kavram olarak ortaya çıktığına atıf yapıyor. Bu bir. Yani yasa teknik bir mesele değil. Bir mevzuat meselesi, basit bir teknik hukuki problem değil. Yasa bize nasıl yaşayacağımızı söyleyen bir formül. Yani doğrudan etik ve politik bağlamla yakından ilgili. İkincisi, Yunanlılar yasayı sadece tesmoi ve nomoi olarak yani geleneksel yasalar, yazılı olmayan yasalar diyelim kısaca ifade etmek üzere polisin ortaya koyduğu yazılı olan ve demokratik dönemde sayıları artan yeni yasalar olmak üzere formüle etmiyorlar. Sadece sınıflandırmayı bu şekilde yapmıyorlar. Yasa evrenin düzeninin işleyişiyle de çok yakından bağlantılı sevgili arkadaşlar. Evrenin düzeninin işleyişiyle de çok yakından bağlantılı. Şimdi yasa bir adalet sorunuyla irtibatlıysa ya da bu yasa sorunu adalet sorununun bir paranın iki yüzü gibi öbür yüzü olarak görülüyorsa zaten şöyle bir kozmolojik problem ortaya çıkıyor. Adalet, dike, temelde evrende ölçülerin pay edilmesi, herkesin payına düşenini alması ve o payı dışına çıkmaması. Payın dışına çıktığında bunun tanzim edilmesi anlamını taşıyorsa yasada adalet problemiyle ilgili bir sorun teşkil ediyor. Yani nasıl siz evrende size dağıtılmış payın dışına çıkarak, başkasının payına geçerek, kendi payınıza razı olmayarak, bu bir planoksiya yani açgözlülük de olabilir, bir hübrisle, bir
sınırları ihlal eden kibirle olabilir. Her halükarda adaletin ihlal edilmesi bir sınır ihlali sorunudur. Çünkü ölçüye göre düzenlenmiş bir evrende ölçüleri birbirine karıştırmak sorunsalıdır sevgili arkadaşlar. Bunun bir yanı bu. Bir diğer yanı ise yasanın ihlal edilmesi her zaman salt polisle sınırlı kalmayacak, kozmolojik düzende karşılıkları bulunacak bir ihlal, sınır ihlali sorununa götürür bizi. Yani biz mesela bir yasayı ihlal ettiğimizde modernler olarak onu kozmolojik bir sorunla ilişkilendirmeyiz. Öyle değil mi? Sınır ihlal edildiyse, başkasının hakkına girildiyse bu yasanın öngördüğü bir şekilde tazmin edilebilir. Veya cezai müeyyide uygulanır. Evrenin dengeleri sarsılmaz. Fakat Yunan ahlaki düzeni yasayı böyle bir kozmolojik düzen içinde algılıyor. Şimdi polisin yasaları temelde bu büyük makrokozmosun, genel kozmosun küçük bir örneğini sağlıyor. Mikrokozmosu sağlıyor. Dolayısıyla bu yasa sorunu çok büyük bir adalet sorununun bir parçası olarak gündemimize geliyor sevgili arkadaşlar. Hiçbir hakkı yok beni engellemeye diyor. Hak hukuk sorunundan geldik buraya. Değil mi? Şimdi burada Antigone, Sofokles'in tragedyalarında sıklıkla karşılaştığımız diğer kadın figürlerin özelliklerini de andırıyor. Mesela Elektra da Antigone'ye benziyor. Elektra bir yerde bu işi ben kendi başıma, kendi elimle başarmalıyım diyor. Elektra'nın farkı kin duyması aynı zamanda. Kin duygusu da var. Şeyden farklı olarak. Antigone çünkü hiçbir kinle hareket etmiyor. Ben sevgiyi hakim kılmaya geldim diyor. Pozitif bir tutum var yani. Yüceltici bir tutum var. Hani hatırlayın Aristoteles iyi tragedyaları özellikle ama tragedyanın yapısında genel olarak yer veriyordu buna. Ne diyordu? Tragedyada Homeros'ta olduğu gibi karakterler yüceltilir. Soylu karakterlerin eylemleri, soylu eylemler taklit edilir. İyi eyleyenler taklit edilir. Antigone de böyle bir figür. Fakat tragedyalarda sevgili arkadaşlar hiçbir zaman konu siyahla beyaz gibi, haklıyla haksız gibi ortaya konulmaz. Siz her zaman size daha haklı gelen bir karakterin küçük hatalarını da görürsünüz. Size haksız gelen bir karakterin haklı olabilecek yanlarını da fark edersiniz. Ya da haklı olabilecek yanları olduğunu düşünürsünüz. Mesela bu tragedyada esasen biz Antigone ile özdeşleşiriz. Fakat Antigone'nin küçük hatalarını özdeşleşmediğimiz Kral Kreon'un da haklı olabileceği yönleri düşünmeye başlarız. İşte tam da bu yüzden tragedyadır. Yani tragedya bize trajik bir çatışmayı ortaya koyar değil mi? Bu trajik çatışma basitçe iyi ile kötünün çatışması değildir sevgili arkadaşlar. Burada bunu ilk kavrayanlardan biri Hegel'dir. Hegel müthiş yorumunda, hala çok açıklayıcı olan, üzerine çok söylenmiş şey olan yorumunda tragedyada iki farklı değer düzleminin çatıştığını söyler. Tabii bunun öncüllerini biz Aristoteles'in Poetikası'nda da görüyoruz. Aristoteles'in Poetikası'nda söylenen şu, soysuz karakterler temsil ediliyorsa zaten biz onunla özdeşleşemeyiz, tamam mı? Onun mutluluktan mutsuzluğa, mutsuzluktan mutluluğa geçişi, yani baht dönüşü, peripeteia bizde bir katarsis oluşturmaz. Bir kere iyi bir değeri savunan bir karakter olmalı. Yani temelde tragedyanın kahramanları ahlaken düşük kahramanlar olamaz. Yani burada ikiliğin tarafları ahlaken güçlü, ahlaken düşük karakterler olarak haklı ile haksız, ahlaki iyi ile ahlaki kötü biçiminde sunulmaz. Öbür türlü tragedya değil. Bu basitçe dramatik bir temsil olurdu. Melodram olurdu. Yani 1970'li yıllar Yeşilçam filmleri olurdu. Değil mi? Yani Yeşilçam filmlerine
küçümsemek için söylemiyorum. Onların da gördüğü bir toplumsal işlev vesaire vardır. Fakat tragedi farklı bir şey yapmaya çalışıyor. Onu anlatmak için. Şimdi İsmene daha sonra sözü aldığında izleyiciye Oidipus'un hikayesi hatırlatılıyor. Bu sürekli kafaya sokuluyor bizim. Yani burada yaşadığımız sorunlar Oidipus'un başına gelen melanetle çok yakından ilgili ve biz burada Oidipus'un ailesinin karşılaştığı problemlerden bahsediyoruz. İsmene diyor ki yerleşik düzeni savunan bir karakter. Kralın buyruklarını hiçe sayar, yasalara karşı çıkarsak yapayalnız kalan bizleri nasıl bir son bekler? Bir düşünsene. Aklından çıkarma. Dikkat edin. Burada başka bir izleye geçiyor. Bu az önceki izlek tarihte yerleşik düzenin tüm savunucuları tarafından dile getirilmiş evrensel bir izlektir. Öyle değil mi? Yerleşik düzenin buyruklarını hiçe sayarsak başımıza gelecek olanları bir düşün. Bir başka izleye geçiyor. Daha önce biraz zikretmiş olduğum toplumsal cinsiyet izleyi. Aklından çıkarma sakın. Kadınız biz. Altından kalkamayız erkeklerle mücadelenin. Şimdi burada Sofokles'in oyunu kaleme aldığı ve oyunu sahnelendiği demokratik polis dönemindeki önemli değişikliklerden birini yeniden hatırlatmak lazım. Bir kere bu erkek yurttaştı ve aslında demokratik polise geçiş ataerkil, patriarkal bir düzenin yerleştirilmesi biçiminde tezahür etmişti. Anlatabildim mi? Yani arkeologların, antropologların işleri Yunanistan'da bir anaerkil düzenin yaşandığına dair izler var mı yok mu ona bakmak lazım. Bizim uzmanlık alanımızı zorlar. Fakat şunu biliyoruz. Bir takım inançlar açısından anaerkil bir düzenin yerleşik hüküm sürdüğü bir dönem olduğuna dair bir tarihsel kolektif hafıza var. Tamam. Dolayısıyla bu demokratik polis pek çok değer açısından bir değer dönüşümünü yarattığı gibi ki Tükidides bize Peloponnesos savaşları tarihinde bu ortaya çıkan yeni panoramanın stasis bir kriz dönemi olduğunu söylüyordu. Öyle değil mi? Demokratik polisin dönemi aristokrasiden demokrasiye ve ataerkilliğe bir geçiş sevgili arkadaşlar. Şimdi İsmene'nin dediği şeyi böyle düşünmek mümkün. Bu tarihsel şartlar açısından yorumlamak olası. Sonra diyor ki şartlar beni mecbur ediyor. Anlayış dileyerek ölülerimizden itaat edeceğim efendilerin emirlerine. İşte kime itaat edeceksin? Kral Kreon'a mı? Yoksa Polineikes'in senden itaat bekleyen ölü bedenine mi? Daha doğrusu bu Kreon'la Polineikes'in temsil ettiği iki farklı değer düzlemi var. Kreon, hep altını çizdiğim gibi, polisin değer düzlemini temsil ederken, yazılı yasaları ya da polisin yeni yasalarını, yeni değerlerini temsil ederken, Polineikes'in ölü bedeni ve onu savunan Antigone, eski bir değerler düzlemini temsil ediyor arkadaşlar. Yasalar çatışmasında buna yeniden döneceğiz. Evet, Antigone, pardon, şimdi şöyle bir şey. Şimdi İsmene sözünü şöyle bitiriyor. Bayağı deliliktir boyundan büyük işlere kalkışması insanın. Dikkat edin, Antigone'ye zaten çılgın demişti. Bir de delilik iması var. Şimdi bu basitçe zıvanadan çıkma gibi bir şey değil. Tam da dediğim bu ahlaki evren modeli içinde sınırların ihlal edilmesi. Buna Yunanlıların verdikleri bir karşılık var sevgili arkadaşlar. Bu önemli. Hübris. Hübris diyorlar buna. Hübris kibir. Fakat kibirle birlikte insanın kendi payıyla, kendi ölçüsüne pay edilenle, ölçüyle dağıtılanla yetinmeyip kendi sınırlarının dışına çıkıp bir sınır ihlali yapması sevgili arkadaşlar. Böyle karakterler işte çılgın, deli karakterler olarak adlandırılıyor ve adeta İsmene'den bir uyarı geliyor. Yerleşik düzenin normlarına itaat et.
bir çılgınlık yaparak bu yerleşik düzen tarafından ortaya konulmuş payları, ölçüleri, sınırları ihlal etme. Şimdi bu aslında bir adalet tanımı. Yani ismene polisin yasalarına itaati savunurken bir taraftan bunu bir adalet anlayışına dayanarak ortaya koyuyor. Adalet nedir? Yerleşik düzenin yasalarına itaat etmenin getirdiği bir şeydir. Yerleşik düzenin yasalarına itaat ettiğimizde adalet erdemi böylece gerçekleşir. Evet, bir hübris uyarısı var. Antigone bu hübris uyarısını neredeyse haklı kılacak bir şekilde diyor ki sana yalvarmayacağım. Şimdi yalvarmamak yani artık seni sözle, akılla ya da duygusal bir seferberlik yaratarak ya logosla ya patosla ikna etmeye çalışmayacağım. Bunu söylemeye çalışıyor. Burada söylemeye çalıştığı şey peito, iknaya başvurmamak. Şimdi sevgili arkadaşlar, dedim ya hani haklıyla haksız gibi birbirine karşıt siyah beyaz düzlemler yoktur ama birbirinin karşısında yer alan değer iddiaları vardır. Tıpkı bunun gibi haklı olduğunu düşündüğünüz kahramanın da küçük kusurları vardır. İşte bize serimlenmeye başlanılan küçük kusurlardan biri bu. Çılgın Antigone, deli Antigone, iknaya başvurmayan Antigone. İknaya başvurmamanın nasıl bir anlamı olabilir? Şimdi demokratik polisin yeni siyasal atmosferinden hepiniz aşinasınız buna. Yurttaşlık faaliyetleri çoğalmış. Bu ne anlama geliyor? Yurttaşlar kendi yurttaşlık meselelerini kendi aralarında söze, logosa, onun bir aracı olarak retoriğe başvurarak yani temelde ikna ile karşısındakinin rızasını alarak onu rasyonel argümanlarla ikna ederek peyitoya başvurarak iş görürler. Oysa peyitoya başvurmayan bir karakter demokratik poliste artık o polisin dışına düşmeye başlamış bir karakterdir. Değil mi? Şimdi burada şu da önemli. Ana karakterin başka karakterler tarafından tanımlanması bize onu da gösteriyor. Yani çılgın, deliliğe meyleli Antigone ana karakter başka karakterler tarafından tanımlanıyor. Metinde şu dikkatimizi çekiyor. Bu tanımlama bazen ortak noktaları yakalıyor. Mesela ortak noktalardan biri Antigone'nin çılgınlığı. Evet. Ne pahasına olursa olsun gömeceğim ağabeyimi diyor. Tanrıların onayladığı bir suçu işleyerek yanına uzanacağım sevgili ağabeyim. Şimdi dikkat edin, tanrıların onayladığı bir suç bu. Hangi tanrıların? Demek ki daha yüksek bir adalet merciine uyarak yaptığını düşünüyor eylemlerini. Yani Antigone polisin yazılı ya da yasasız pozitif yasalarından farklı olarak daha doğrusu onları ihlal edecek. Fakat bunu keyfi, rastlantısal bir biçimde yapmayacak. Polisin değer düzlemine karşı başka bir değer düzlemi ortaya koyacak. Ve burada şu da var. Yani mesela Aristoteles, Nikomakos'a etikteki en önemli terimlerinden biri tercih. Eylem meselesi var. Eylemin ilkesi de tercihtir diyor Aristoteles. Bu anlamıyla Antigone kendine egemen olamayan bir kişi değil burada. Şimdi eylemin ilkesi tercih olunca kendine egemen olma ve egemen olmama meselesi tartışılır Aristoteles tarafından. Etik bir eylem nasıl meydana getirilir? Bunu konuşuyoruz. Antigone bu anlamıyla kendine egemen olamayan bir kişi değil. Böyle bir biri düşündüğü şeylerin tersini yapar. Kendine egemen olamayan bir kişi ne yapar? Öyle fevri hareket eder ki o kendine egemen olamama neticesinde düşündüğü bir şeyin tersine meyleder. Antigone böyle değil. Antigone temelde sevgili arkadaşlar dediğini yapan bir kişi. Polineikes'i gömeceğim diyor. Gömüyor. Tamam. Böyle güçlü bir karakter. Yani zaten çağlar boyunca biz nasıl Sokrates diye bir figürü biliyoruz. Sokrates ölümü pahasına
ruhunu mükemmelleştirmek pahasına baldıran zehri içerek ölüme mahkum edilmeyi göze alıyor. Antigone de eylemlerinin sonuçlarını devralabilen bir karakter. Bu nedenle Antigone büyük bir tarihsel figür. Çünkü Antigone'nin kurduğu bize bir anlatı var bu açıdan. Evet, o soruyu az sonra cevaplayalım. Yani Antigone'nin yasaya uymaması soylu bir erdem sayılır mı? İpucu olarak şunu söyleyeyim. Antigone yasaya keyfi bir biçimde, rastlantısal bir şekilde kendi bireysel hırslarından ötürü uymamazlık etseydi, yani bu yasa benim bireysel çıkarlarıma uymuyor, bu soylu bir eylem olmazdı. Tamam. Fakat Antigone buna başka bir yasal düzlem adına karşı çıktığında diyor ya, tanrıların onayladığı bir suçu işleyerek. Hangi tanrılar bunlar? Eski tanrılar. Diyorum ya, polis yeni bir dinsel biçim de getiriyor. Yurttaş dindar kişi demek. Polisin tanrılarına inanacaksın. Sokrates'in savunmasında suçlanmasından biliyoruz. En büyük suçlamalardan biri nedir? Kente yeni tanrılar getirmek. Aslında Antigone'nin Sokrates'le irtibatı üzerine çok yakından düşünmek lazım. Yani Platon bu savunmayı kaleme alırken Antigone'ye pek tabii ki aşinaydı. Belki en iyi bildiği oyunlardan biriydi. Eski bir tragedya yazarı olarak. Evet, yani bize bu soru üzerine tefekkür etme imkanı veriyor. Polisin yasaları mutlak mıdır? Yoksa polisin de hesaba katması gereken eski, daha kutsal, daha farklı bir bağlılık talep eden başka bir yasal düzlem var mıdır? Bu soru sevgili arkadaşlar. Tanrıların onayladığı bir suçu işleyerek. Hangi tanrılar dedik? Polisin tanrılarından önceye giden hane tanrıları olabilir bunlar. Bunlar atalar dini olabilir. Atalar dininde yakınlarına sahip çıkmalısın. Değil mi? Yani ailenin, soyun önemi buradan geliyor. Aileyi böyle orada bir burjuva aile gibi, çekirdek aile gibi düşünmeyin. Burjuva ailenin öncesindeki ailenin kişileri için her şeyi ifade ettiği, henüz polisin ortak kamusunun gelişmediği, ailenin her şey olduğu bir düzlemden söz ediyoruz. Bu basitçe ev de değil, hane. Evin fiziksel mekanı, o ailenin üyeleri vesaire. Hane, oikos çok başka bir şey. Oikos temelde sevgili arkadaşlar polisle birlikte Aristoteles'te falan da çok net bir biçimde göreceğimiz gibi biyolojik üretimin alanı, kamusal olmayan bir hane alanı olarak sınıflandırılıyor. Tamam mı? Çünkü polisin gelişimi, demokratik polisin gelişimi özellikle hanenin aleyhine işliyor. Yani şöyle düşünün. Hanenin kişi için başta tanrılar ve kutsallık olmak üzere her şeyi ifade ettiği bir düzlemden, tamam, biz polisin ortak alanına geçiyoruz. Ortak alanda bizim için özdeşleşmeler, bağlılıklar değişiyor. Tamam. Hane halkı için ölmek, hane halkının ölmüş üyelerini gömmenin kutsallığı yerini polisin ortak kamusu için mücadele vermek fikrine geliyor. Dolayısıyla oyunun temel aldığı ikiliklerden bir diğeri, nasıl farklı yasal düzlemler arasındaki ikilik söz konusu, aynı zamanda Oikos'la polis arasındaki ikiliktir sevgili arkadaşlar. Tanrıların onayladığı bir suç dediğine göre bu tanrılar ölülerin gömülmesini salık veren, buyuran tanrılar. Dolayısıyla Antigone'yi şöyle düşünelim. Antigone böyle basit bir tercih yapmıyor. Yani bu yine Sokrates'in savunmasıyla paralel olarak düşünülebilir. Sokrates orada nasıl Apollon'dan tanrı, Apollon'dan kahin aracılığıyla kehaneti alıyor. O kehaneti sınıyor. Tamam mı? Bu öyle bir kehanet ki Sokrates'i felsefi sorgulamaya sürüklüyor. Fakat
bu kehanetin sorgulamayla ortaya konulması gerekir. Sokrates'in orada bir seçim şansı yok. Yani Platon Sokrates'i öyle bir filozof figürü olarak ortaya koyuyor ki adeta orada ilahi bir zorunluluk söz konusu. Anlatabildim mi? Herhangi bir bireyin ben bugün filozof olmayı tercih ettim ve atıldım polisin sahnesine, işte onu bunu sorguladım. Böyle bir şey değil. İlahi bir zorunluluk gibi geliyor. Basit bir tercih meselesi değil. Burada da benzer bir minval var. Tabii ki tercih bunu tercih etmeyebilir de. Fakat tercih etmediğinde bu sefer eski geleneksel tanrılar tarafından lanetleneceği, böyle bir yaptırımın ortaya çıkabileceği düşünülebilirdi. Anlatabildim mi? Evet, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Dikkat edin. Toprağın üstündekilerden çok altındakileri memnun etmeliyim sonsuza dek. Onlarla kalacağıma göre. Şimdi bu atalar dini denilen anlayışın tipik şeylerinden biri. Ölülerle biz hem şimdimizde hem sonsuza kadar beraberiz. Sen de çiğnemeye devam et tanrıların yasalarını diyor böyle hiddetle. Bu da şunu söylemeye çalışıyor. Şimdi bu daha somut bir yükümlülük sevgili arkadaşlar. Kişinin atası oradadır, bellidir değil mi? Hanenin yakınlarına gömülmüştür. Yaşayan kişiler o ölülerden medet umarlar. Bir tür mezarlara tapınma anlayışının versiyonlarından biri. Fakat bu çok daha somut bir yükümlülüktür. Kişinin atası, yakınlık bağları, filia. Filia çok daha somuttur. Anlatabildim mi? Fakat polisin yükümlülükleri bunun yanında soyut kalır. Anlatabildim mi? Yani polis soyut bir ilke uğruna hareket etmektedir. Nedir o soyut ilke? Polisin sınırları bunlar. Polis olmayan bu. İç bu, dış bu. Vatan bu, vatan haini bu. Fakat bu kişinin ilk bağlılıklarından, ailevi yükümlülüklerinden soyutlanarak, tecrit edilerek, soyularak oluşturulmuş yeni bir bağlılık ve daha soyut bir bağlılık zeminidir. Dolayısıyla bir başka ikilik burada somutla soyut, somut yükümlülüklerle soyut yükümlülükler arasındaki ikiliktir sevgili arkadaşlar. İsmene diyor ki buna karşı hiçbir şeyi çiğnemiyorum. Sadece devlete karşı koyacak gücüm yok. Şimdi biraz İsmene'yi anlar gibiyiz. Yani yerleşik düzende böyle figürler vardır. Yani ben de biliyorum adil olanın olmayanın ne olduğunu. Fakat yerleşik düzene itaatsizlik edecek gücüm yok. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. 19. yüzyıldan itibaren bir sivil itaatsizlik teorisi gelişiyor. Sivil itaatsizlik genellikle Antigone'nin bu eylemiyle de ilişkilendirilmiştir. Buradaki bir haklılık payı, doğruluk payı daha doğrusu şu olabilir. Sivil itaatsizlikte de yasal düzeni keyfi ya da rastlantısal olarak yıkmadan yasal düzende içerilemeyen başka bir ahlaki değer uğruna yasal düzeni askıya alırsınız. Yasal düzenin belli bir parçasını askıya alırsınız. Mesela Henry David Thoreau'nun yaptığı gibi Kuzey ile Güney arasındaki savaşı finanse etmemek gibi bir ahlaki ilkeden hareketle vergi vermeyi reddedebilirsiniz. Bunun için hapse de düşebilirsiniz. Tıpkı Antigone'nin başına gelecek olan müeyyidelerde olduğu gibi. Tabii çok daha fazlası. Antigone diyor ki sen kendi yolunda ilerle. Şimdi kendi yolu, burası önemli. Antigone'nin düsturu bu. Yani nasıl Elektra diyordu ya, bu işi ben tek başıma kendi elimle başarmalıyım. Şimdi bu hübrisi çağrıştıracak bir kendilik, autos, bu otomatik kelimesinin auto, sunun geldiği yer. Sürekli bir autos söz konusu sevgili arkadaşlar Antigone'de. Kişi
kendisi, kendiliği, autosuyla kendi yolunda ilerlemeli. Sen kendi yolunda ilerle, ben yaparım onu diyor. Mesela bu değil diyor. Tamam. Şimdi burada Antigone'nin de düşmeye başladığı çelişkilerden biri var. Şimdi evet, Polineikes'i gömerse eski tanrılarını memnun etmiş olacak, onlara yükümlülüğü yerine getirmiş olacak. Fakat öte yandan şöyle de bir durum var. Ölünün gömülmesi bireysel, tekil, tikel bir durum olmaktan çoktan çıkmış. Tamam mı? Yani ölünün polis tarafından onurlandırılması kolektif bir mesele. Dolayısıyla Antigone kardeşi Polineikes'i gömmüş olsa dahi polis onu kolektif bir törenle onurlandırmadığı için zaten kaybeden olmak durumunda. Ve Antigone'nin iddialarının içi de biraz boşalıyor gibi. Neden? Çünkü ölüyü onurlandırmak sadece üstünü toprakla gömmek değil, onurlandırmak kolektif bir iştir. Hı? Bunu bireysel kendiliğimizle, autosla yapıyoruz. Dolayısıyla başlı başına kolektif olan bir töreni aslında kendiliğe indirgemiş oluyoruz. Bu başka bir gündem. Evet. İsmene diyor ki, İsmene yine iyi niyetli bir kardeş. Diyor ki hiç olmazsa planlarını kimseye açma sakın. Gizli tut. Yani hırlısı var, hırsızı var, dedikodu yaparlar, ulaştırırlar. Bu Kreon tehlikeli bir karakter. Yani buna karşı sen planlarını gizli tut diyor. Şu prologosu bitireyim arkadaşlar. Dersin sonuna doğru geliyorum. Antigone çok öfkeli. Antigone'nin hiddeti dinmiyor. Gördünüz. İsmene ne kadar iyi niyetli. Fakat Antigone diyor ki yapacaklarını tellal çıkarıp ya istersen. Ya denecek söz mü? Kız kardeşin zayıf bir karakter. Zayıf. Yani düzene karşı gelemiyor. Düzene karşı gelemiyor. Fakat kötü niyetli bir karakter de değil. Sonunda diyor ki en azından sen planlarını gizli tut. İyi niyetini gösteriyor. Sen de ona diyorsun ki istersen tellal çıkarıp polisin bunu bilmem neresinde agorasında yay. Hiç umurumda değil diyorsun. Değil mi? Yani şimdi Antigone'ye atfedilen bir feministlik, ilk feminist olma iddiası da vardır. Yani bu metnin çok yerinden çıkarılabilir. Hani kadın, erkek, eril, dişil, Kreon'la Antigone'nin karşıtlıklarının toplumsal cinsiyet açısından da anlaşılması. Tamam, doğruluk payı var. Fakat Antigone öyle bir karakter ki hani şöyle çıplak gözle bakıldığında kız kardeşiyle dahi kız kardeşlik bağını kuramayan bir karakter. Hani bu feminizmin, tabii bu feminizm de çok dallandı budaklandı ama en azından bir sisterhood düşüncesi, kız kardeşlik düşüncesi vardır, değil mi? Burada kız kardeşlik düşüncesi namına Antigone'nin payına düşecek hiçbir şey yok. İyi niyetli bir kız kardeş, sen istediğini yap, ben istediğini yaparım diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, daha sonra ne güzel olabilirdi yapabilsen ama hep imkansızın peşindesin diyor. Şimdi bu çılgın, deliliğe meyilli Antigone bir tane şey daha eklendi. İmkansızın peşindeki Antigone. Şimdi 20. yüzyıl filozoflarından psikanalist Lacan'ın pür, saf arzusunun peşindeki Antigone yorumunu açıklayan kısımlardan biri. Lacan'ın yorumu şu. Antigone imkansız arzusunun peşindeki bir karakterdir. Antigone diyor ki sadece gücüm tükendiğinde pes edeceğim. Bunu haklı kılacak şekilde. İsmene diyor ki yine de peşinden koşmamalısın imkansızın. Şimdi imkansızın peşinden koşmak ne demek? Yerleşik düzenin tarafındaki bir karakter bunu söylüyorsa devrimci bir tutum. Yani burada bir nevi devrimci tutumla Antigone'nin temsil ettiği, İsmene'nin temsil ettiği daha tutucu bir tutum ya da muhafazakar bir tutum karşılaşıyor sevgili arkadaşlar. Yani
bir nevi polise, tiranlığa ya da krallığa her neyse o otoriteye sadakatle otoritenin ihlal edilmesi arasındaki gerilim bu. Antigone daha sonra bırak da bu çılgınlığım yüzünden başım belaya girsin. Onurlu bir ölümle ölmemek daha çok korkutuyor beni. Şimdi bu çılgınlık kendisine atfedilen çılgınlığı yavaş yavaş üzerine almış gibi. Tamam mı? Yani bir o çılgınlıktan çılgınlığın kaynaklandığı hübrisinde farkındaymış gibi konuşuyor. Fakat elimde olan başka bir şey yok. Çünkü bir tarafta kardeşimi gömerek onurlu olarak ölmek var. Bir tarafta bundan yüz çevirerek işte fiziksel arzularıyla perişan bir biçimde ölmek var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada sevgili arkadaşlar Antigone'nin İsmene'ye yüz çevirmesi ki bu bir yüz çevirme. Prologos'ta bunu görüyoruz. Prologos'ta olay örgüsünün nerelere varılacağı aslında ipuçları veriliyor. Sahne açılıyor. İsmene ile Antigone bu meseleyi konuşurlarken son tahlilde nihai olarak Antigone kız kardeşi İsmene'ye yüz çeviriyor. Aslında bu yüz çevirme yerleşik değerlere yüz çevirme, düzene yüz çevirme, polise ya da toplum kelimesi yok ama hadi toplum diyelim, topluma yüz çevirme anlamına geliyor. Antigone artık o saf, pür arzusunun peşinde sadece arzusunu gerçekleştirmeye yönelecek. Bu onurlu ve ölüm meselesi de kimileri buna yakışıklı ölüm derler. Yakışıklı ölümü biraz cinsiyetçi bulanlar olabilir. Güzel ölüm diyelim, onurlu ölüm diyelim. Bizi Sokrates'in ölümüyle paralel bir biçimde düşünmeye yeniden sevk eden unsurlardan biri sevgili arkadaşlar. Çünkü Antigone ile Sokrates arasındaki ortak noktalardan biri, bir diğeri daha doğrusu, her ikisinin de onurlu bir ölümle ölmeyi göze almış karakterler, tarihsel figürler olması sevgili arkadaşlar. Yani Antigone'nin yaptığının haklılığı açık. Fakat bunu tam bir uzlaşmazlık zemininde ne yapıyor? Anlatabildim mi? Hani o haklı olan kahramanın dahi bir kara deliğinin, bir boş noktasının, kusurunun bulunması meselesi. Burada ne gibi bir sorun var? Hani bu Antigone'ye atfedilen çılgınlık, deliliğe meyletme, imkansızın peşinde olma gibi karakter özelliklerinde nasıl bir sorun olabilir? Mesela başka bir trajediyada Sofokles bize şunu sorgulatacak bir karakteri aracılığıyla. Diyor ki o karakter insan haklı oldu mu doğaldır gurur duyması diyen bir karakter. Aias'ta mesela arkadaşlar. Bu da başka bir güzel bir trajediyadır. Aias'ta trajik karakter sorununun boyutlarından birini ortaya koyuyor. Haklılık neye kadirdir? Soru bu. Haklılık neye kadirdir? İnsan haklı oldu mu? Doğaldır gurur duyması diyor. Haklılık insanı doğal bir gurura götürür mü? Haklılık, hadi o kelimeyle söyleyelim, hübrise yol açar mı? Tamam mı? Şimdi biz hakkın tanrılara ait olduğu bir düzlemi de konuşuyorsak, bunlar karakter açısından belli sorunlar teşkil ediyor. Haklılık hübrise götürüyorsa, evet sen doğru bir değerler düzlemini savunuyorsan dahi, hak tanrılara aitse, norm onlara aitse, sen yine de bir hübris sorununun içindesindir. Evet. Prologos'tan Parados'a bu kadar. Yaklaşık 1,5 saatimizi aldı. Ama bu Antigone meselesi öyle kolay değil arkadaşlar. Didik didik etmeliyiz. Önümüzdeki bir oturumda bunu bitirebileceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki oturumda görüşmek üzere.